Bunlar temizliyorlar bu pireleri. Böyle bir hayat. Bu yüz, bu tarz. Buralardayız. Yumurtalar yok. Yumurtaları yemişler. Müthiş. 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 Tarımla uğraşan bir arkadaş varsa canlı yayını alayım mı arkadaşlar? Buradan bu konuyla alakalı bilgi alırız hem. Var mı öyle bir şey aranızda? Bakayım. Ama özellikle tarımla ilgili bir arkadaş varsa alalım. Tarım önemli. Tarım, hayvancılık. Tarım derken şurada domatesleri ve biberleri de gösterelim. Bir de kedimiz var burada. Geçen sefer bilmiyorum. Aa, içeri girdiler. Aa, kendi kendine. Nasıl oldu bu? Var mı arkadaşlar bu tarım ve hayvancılık ilgilenen bu konuyla alakalı ehil kişi? Ben varım Gökhan abi, gel küfeci. Bakayım seni nasıl alacağız o zaman? Bakayım. Bağlanması lazım. İşte geldi. Selamlar, nasılsın? Merhaba abi. İyi misiniz? Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Cansın Gökhan abi. Sen nasılsın? Vallahi işte biz böyle biraz toprak, biraz hayvan. Galiba onlar... Gökhan abi onlar Ligorin galiba. Tamam. Bunlar böyle... Baksana burada bizim bir arkadaşımız var. Sağ olsun onlarla beraber burada bir aile olduk biz. Bu dörtlü bizim... Bizim gruba aldık bu ekibi. Biz şimdi sen nasıl hayvancılık ve şey toprak işlerindesin? Ne yapıyorsun? Bu arada ben Osmaniye'denim. Çukurova'dan. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Bağ, yeşillik abi. Müthiş. Mesela yani şöyle bizim oraların yetişen sistemiyle narenciye ve genel anlamda yeşillik. Peki ülkemizde neden tarım konusunda bir sıçrama yaratamıyoruz? Bu konuyla alakalı bir bilgin var mı? Gökhan abi şöyle anlatayım sana. Geçen sene ile bu sene arasındaki gübre, parantez içinde söylüyorum, yüzdelik dilimde 222 olmuş artışı. Bir çuval gübrenin geçen seneki fiyatı ile bu seneki fiyatını söyleyebilir miyim? Lütfen. Geçen sene şimdi neon-2 gübreleri var, şeker gübreleri var. İşte tarımsal gübrelerin bazı isimleri vardır. Yani daha iyi verim alabilmek için, toprağın dinlenmesi için vesaire. Tamam. Buna bir çuval gübre Gökhan abi 90 ila 110 TL arasında. Bizim gibi yani acizane 10 dönüm, 20, 30 dönüm gibi uğraşan kişilerin, altını çiziyorum, veyahut daha üst levellerde uğraşanlara göre, hani adam alıyor 100 torba gübre atıyorum, biz alıyoruz 50 torba. Ona göre de fiyat değişiyor bu arada. Doğru. Özel sektör olduğu için yani artık serbest piyasa ekonomisi. Şimdi biz alıyoruz, diyoruz ki mahsulde vereceğiz. Mahsulde vereceğiz dediğimizde o çuval sana 150'ye geliyor. Al işte. Çok zor be. Yani bu tarımla alakalı olarak nasıl bir sıçrama yaratacağız onu çok merak ediyorum ben ya. Mesela Gökhan abi şöyle konusunda... diyeyim. Evet. Yani sonuçta bir küskünlük var. Bunun toparlanması gerekmiyor mu artık? Bunun bir böyle bir aslında çok teşvik de vardı bir ara. Sonra bir tekrarda bir
bütün alanlarda, tarım alanında çok ciddi bir sıkıntılar olmaya başladı. İnsanlar bütün mahsullerini toplayamaya başladılar. Orada kalsın. Ondan sonra onunla alakalı mesela doğru dürüst bir sebze meyve yememe işleri de oluyor. Devamlı hormonlu şeyler yiyip içiyoruz. Tatları bozuluyor. En güzelleri başka yerlere gidiyor. Çok pahalı oluyor falan. Eskiden bilir misiniz Gökhan abi, ata tohumu diye bir şey vardı, bilirsiniz değil mi? Tabii. Duymuşsunuzdur. Bilmez olur muyum? Ben şimdi Ha birazcık sana şimdi bırakıyorum ki sen anlat diye. Şimdi ben onunla... estağfurullah. Şimdi ata tohumları kalmadı piyasada. Daha doğrusu olan kişiler de bizim işte alt köyler veyahut Evet. işte yakın civar köylerde. Ama o ata tohumları kalmadığı için bugün Adana yöresinde şimdi şu zaman bizim Osmaniye'nin yer fıstığı çıktı. Yer fıstığını bilirsiniz değil mi Gökhan abi? Bayılırım. Aynen. Şimdi o yer fıstığının tam çıkım zamanı, söküm zamanı yani. İnanın şimdi sorun soruşturun. Söken insanların %80'i daha tarlada kurutma işlemi var. Yani toprağın içinden çıkarttıktan sonra bir endezeden geçiyor. Baya bir işlemi var. Daha kurutma işlemine gelmeden borçlar ödenmesi için satışa gidiyor. Bunu Evet. biliyor muydunuz? Ya Yani çok tarımın ayağa kalkması için bana faizli Ziraat Bankası'ndan tarıma yardım diye %0 nokta bilmem neyle kredi verip de benim arkamdan ondan sonra işlem ücretlerini bilmem ne yapıp da bundan olmaz ki. çok Mazot zor. bana pahalı geliyor traktöre. Tabii ki çok zor. Çok zor. Mazot bana pahalı geliyor, gübre pahalı geliyor. Ben ne yapacağım? Kendimizi geri çekmeye başladık doğal olarak. Doğru. Yani sizin doğal hormonsuz yemek istediğiniz şeyleri artık kırsal kesim yani burada Çukurova yöresinde sadece yerliler yemek istiyor. O da haklı Evet. olarak özür dileriz. Şimdi toplu Ben halde iş yapanlar mesela Adana'da yediğimiz sebzeyi meyveyi hiçbir yer mesela bir geldik orada kokusu yerinde ama biz mesela onları anca Eyvallah. rüyamızda görüyoruz yani hani öyle düşünelim. Bu konuda Düzelecek haklısınız. inşallah düzelecek diye De abi. düşünüyoruz. Sana saygılar, sevgiler, görüşmek Abi üzere. bir şey söyleyebilir miyim? Özür dileyerek. Tabii rica ederim. Tabii. Yer fıstığı için adres yollar mısınız? Hemen yollayayım. Yer fıstığı. Bizim Öpüyorum abi. Adana'da da adresimiz Öpüyorum var. abi. Bizim Tamam. Adana'da da adresimiz var. Oradan da gelip alırız. Adana'da adresimiz var. Ben atarım Olur sana Gökhan şimdi. abi. Çok Abiyorum saygılar, saygılar. sevgiler. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Cansın. Sağ olun, saygılar. Arkadaşlar bu yeşillik, tarım, hayvancılık o kadar zevkli ki bunlara sardım ben bu ara. Ama tabii böyle şeyler de oluyor bak. Şöyle şeyler de oluyor. Zaman zaman buralara gelip böyle şeyler yapıyorlar. Temizleyeceğiz bunları da. Geçenlerde hurma falan yedik, onları ektik, onlar büyüdüler. Bu korona güzel oldu. Yeşillik. Tavuk. Tavukları gördünüz mü? Tavuk tavuk. 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 Tavukları gördünüz mü? İnsanlar bak müzik yaparken bahçedeki Hakan. Tavukları gördün Niçin mü? böyle şeyler yapıyorsun? Tavuk sen misin? Tavukları gördün mü? Sen misin tavuk? Arkadaşlar sizi öpüyoruz. Görüşmek üzere. Güzel İyi soru. bakın Güzel soru. kendinize. Öpüyorum. Nasıl? Bir Ayağını saniye. Bir saniye. Bir saniye. öp. Görüşmek Öpüyorum. üzere. Öpüyorum. Çok Ayağını sağ olun öp. her şey için. No 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 no. Bir şey söylemek istiyor musunuz? Müzik yapmaya geldik Var akne arkadaşlar. Bir var. dakika, bir dakika. Görüşeceğiz. Yok Arkadaşlar ya. öpüyoruz sizi. Ben canlı yayında... İyi. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşmek üzere.